21 Aralık 2020 Antalya Kumuca İncircik Mahallesi'ndeyiz. Yanımızda rekor gelişim müşterimiz Hatice Hanım. Hatice Güzel. Hatice Güzel. Burada domates seralarında bu sene tabandan rekor gelişim ürünümüzü kullandılar. Bu sene ne gibi değişimler var Hatice Hanım? Kısaca özetleyelim. Yani fidenin gelişiminden, domates tutumundan, tepe yürümesi neler söyleyebilirsiniz? Yani bu sene daha bir değişik gördük. Yılda zayıf olan yerler vardı. Şimdi bunun çeşidi ne? Öncelikle Lavinia. Lavinia çeşidi. Şey olarak dikim tarihini hatırlıyor musun? Eylül 10. Eylül 10. Kaç dönüm burası toplam? Bir buçuk dönüm. Bir buçuk dönüm. Şimdi öncelikle tutumla alakalı mesela kıyaslama yaptığınızda nasıl gidiyor? Bu çeşidi yeni diktik, riskli bir çeşit ama güzel yani tutumu iyi yani. 2-2 tutar, o çok tutmaz dediler. Güzel oldu. Peki burada bizim ürünümüz rekor gelişimi tabandan kullandık. Fidenin kalın gitmesi, tepe sürgünü vesaire bunlarla ilgili ne söyleyebilirsin? Burada gözlemin. Depesine kadar yani iri delek gitti. Yani güzel tuttu yani. Tutumu güzel, tutumu güzel yani. Evet, şu tutumu güzel yani. Şu şekilde. Şöyle gösterelim. Evet. Öyle 2-3 yani tutuyor değillerden. Sonuna kadar tuttuk. Kelleyi kırdık. Sonuna kadar bunu gidiyor. Tepesini kırdık. Az daha yürüyelim şöyle. Evet. Şimdi burada çok iri bir çeşit değil bu. Aynen. Orta boy. Şimdi bu sene iklim biraz sıcak gitti. Geriden sıcak geldi. Bitkide mesela toprağa verdiğimiz ürünle alakalı susuzlukla ilgili bir sorun yaşadınız mı? Hiç sağlıyor muydu? Yaşamadık. Mesela çok gır yerler vardı yani gır derler. Orlar bile dengelendi yani. Bu güzel oldu. Süzek bir toprak değil mi burası? Evet. Bildiğim kadarıyla. Aynen. Çok, suyu çok tutmayan. Suyu çok isteyen. Tutmayan, suyu çok isteyen bir toprak. Evet, kuru oluyor. Kuru bir toprak. Gayra kırmızı toprak. Ama ona rağmen bu sene havada sezon geriden aynen, sıcak, sıcak geldi. Aynen, çok sıcak geçti. Şöyle gidelim biraz daha göstererek. Ürünü gösterelim. Aynen. Tabii şey anlamında, kalite anlamında domates kalitesini nasıl görüyorsunuz? Verdiğiniz halciniz vesaireniz, komisyoncunuz ne diyor? Kalitesiyle ilgili bir sorun var mı? Güzel değiller yani vardığımızda. Yani şekil rengi düzgünlüğü, de güzel renk aldı. Olarak. Rengi de güzel oldu. Renk de güzel aldı. Şimdi güzel. Bitki susamadı. Susuzluk olmadı. Aynen. Tutumumuz güzel. Tepeye kadar tuttu. Bunları sağladı. Var mı ekleyeceğiniz başka bir şey? Burada gördüğünüz bize ait, bizden kaynaklı rekor gelişimle alakalı. Yani tavsiye ederim gerçekten. Tavsiye edersiniz. Zaten evet, onu ayrıyetten soracağım ben. Aynen, tavsiye ederim çünkü değişiklik büyük gördük yani. Daha bir değişik yani, güzel tonaj bakımından daha bir çok. Şimdi yanmalar olurdu bazen mesela. Yanmalar dediniz. Burada herhangi bir yanma vesaire zaten aynen görünmüyor. Gidelim şöyle biraz daha göstererek. Gel. Devam edelim. Şöyle şuraları da gösterelim. Şuradan. Evet, baksa. Şimdi şöyle gidiyor. Böyle, yani evveli iki tık tutuyordu. Bu çeşide göre güzel. Bence evet, tutumları gayet mükemmel. Şöyle sıralayalım. Tutumları gidiyor bu evet şekilde. Şu tepe. Bak. Buradan çatallamış. Şura tutmuş. Aynen. Aynı bu şekilde var, de var. Buradan da devam ediyor. Ve aynen son en tepede de şöyle. Aynı şekil tutum. Devam etmiş. Şimdi kök sistemi, saçaklanma ne kadar iyi olursa bitkideki tutum gelişmesi, tepe sürgünü de daha sağlıklı devam ediyor. Tekrar sorayım ben. Rekor gelişimi tavsiye eder misiniz gönül rahatlığıyla Kumucalılara? Aynen. Yani ben zaten tavsiye ediyorum. Şu anda siz gelmeden bile tavsiye etmeye evet başlamıştım siz yani tavsiye herkese. Ediyorsunuz. Güzel ben yani. Ben burada kısa bir ekleme yapayım isterseniz. Şimdi Rekor Gübre AŞ firmasının hem yaprak gübresi bir de damlama gübresi. Rekor Gübre yaprak gübresi var. Bunu bu seranızda bu saatten sonra da kullanabilirsiniz. Devamlılık arz edebilir. Bitki stresini alan, aldığınız hasat yaptığınız yerlerin yaralanmaların hızlı iyileşmesini üst aksama çalışan bir üründür. Artı damlama olarak da Rekor damlama gübresi. Bu da bitkinin kök saçak sistemine çalışır. Bitkinin boş hacmini, meyvesindekisi, gövdesindeki hacimleri doldurur. Artı topraktaki var olan gübreyi de hızlı şekilde aldırır. Domates için mesela kızarmadır, iç dolgunluğudur vesairedir, gövde doluluğu. Bunları size sağlar. Buradan bunu da hatırlatalım. Bütün Türkiye'deki seracılara buradan selamlarımızı gönderelim. Aynen.